Efendim iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz Samsun'un nabzına. Bu akşam Samsun'un nabzının özel bir konuğu var. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz konuğumuz olacak efendim. Malum 7 Haziran genel seçimleri ülkenin tamamında siyaseti ön plana çıkarıyor. Enerjiyi hep oraya yöneltiyor. Ama acaba şehirde neler oluyor Samsun'da? Ne gibi gelişmeler var, değişiklikler var? Bütün projelerin altında imzası olan başkanla doğal olarak bunların hepsini konuşacağız. Ama onun öncesinde hep birlikte bu sabahtan itibaren 50'ye yakın sivil toplum örgütünün Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle bir araya geldi. Bir kahvaltı ve kahvaltı sonrasında da yapılmış bir çalışma, yerinde tespit çalışması var, öyle söyleyelim. Onunla ilgili VTR'yi izleyelim, sonra sevgili başkanla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Bugünkü toplantımızı biliyorsunuz format olarak daha önce bir iki kez yapmıştık. Toplanıyoruz, bir kahvaltı yapıyoruz. Sonra otobüslere biniyoruz, şehri geziyoruz. Şehirle ilgili dönüşüm, değişim programını, şehrin geleceğini, bugününü ve bu süreç içerisindeki karşılaştığımız güçlükleri ve karşılaşma ihtimalimiz olan güçlükleri birlikte konuşuyoruz. Bir yerde bir şey yapılıyor. Bu yapılanın adı üzerinde yazılı olabiliyor. Hastane, postane bir şey. Ama bunun neden burada yapıldığını, niye burada amaçlandığını, hangi kapasitenin ihtiyacın gereği burada planlandığına vesaireye yönelik olan bilgileri alabilmek için bizzat onun planlayıcısı, kurum ve kuruluşun kuruluşla bir görüşmek gerekiyor. Aslında bu büyük bir ihtiyacın karşılanması anlamını taşıyor. O bakımdan bugün ben size sadece mekansal anlamdaki bazı değişim ve dönüşümlerin, onların da ötesindeki bir arka planın, bir hedefin, bir gelecek öngörüsünün neler olduğunu bu gezimiz esnasında sizlere anlatacağım. Bu Tekirköy istikametini geliştirmeye çalışıyoruz. Niye? Bu organize sanayi, küçük sanayi siteleri, oraların ulaşımı vesairesi ne anca sıra geldi. Yani şehrin böyle batısından, üniversitesinden aldık, havaalanına doğru bu şeyi, konfigürasyonu tamamlamaya çalışıyoruz. Şu köprüyü söküp atacağız. Bu Rönesansçılara ve piyazacılara söylüyoruz. Buraya diyoruz bir köprü yapacaksınız. Bunu da siz karşılayacaksınız. Bu köprü hem asansörlü hem yürüyen merdivenli. İçinde de şık, hediyelik eşya vesaire, satış büfeleri ve gişeleri olan güzel Samsun'a yakışır bir üst geçit olacak. Yoksa treni burada durdurmayız diyoruz. Durdurmasak da biliyorsunuz onların ciroları çok etkilenir. Dolayısıyla bunu istiyorsanız eğer burada bir tren istasyonunu ve bundan yararlanmak istiyorsanız şehre güzel böyle bir armağan vereceksiniz diyoruz. Burada Doğu Park'a geldik. Doğu Park'ta aynı şekilde bir tren istasyonumuz da şurada var. Şurayı geçtikten sonra Bandırma Müze Gemisi'nin orada var. Bir tren istasyonu o piyazanın karşısında olacak. Bir tren istasyonu Bandırma Müze Gemisi'nin orada olacak. Solda gördüğünüz malzemeler tren yolu inşaatını yapacak olan taşeronun getirdiği, yani travers ve elektromekanik tesisatını yapacak olan taşeronun malzemeleri. Biraz açılmış ve şişmanlaşmış gibi görünen kesimlerde istasyon lokasyonlarıdır. Burada tren istasyonumuz var. İşte müzeye gelen, işte buradaki plaja gelenler, Canik'ten gelip trene binip şehre gidecekler, buradan binecekler. Bu iş, bu tren işi 2016'nın sonunda büyük oranda yetiştiririz diye düşünüyorum. Yetiştiremesek 2017 Haziran'ına kadar veya 2017 Mayıs'ına kadar, 19 Mayıs'ına kadar treni çalışır hale getirmek zorunda kendimizi hissediyoruz. Çünkü 2017'nin Eylül ayında bildiğim kadar, pardon Temmuz ayında şey var. Büyük Samsun İşitme Engelliler Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacağız. O bakımdan o zaman da İşitme Engelliler Olimpiyatı'nın da ana aktiviteleri hep şeyde olacak. Şuradaki Çaykur'un binalarının olduğu yerden raylı sistemi ayırıyoruz buradan. Raylı sistem artık şeye çıkıyor. Eski tren yolu güzergahının kenarından, yani Çarşamba tren yolu güzergahının kenarından Tekirköy'e kadar raylı sistem devam ediyor. Ama bu yol, yani bizim üzerinden seyahat ettiğimiz beton yol, bizim atık su arıtma tesisine kadar sahilden gidiyor. Atık su arıtma tesislerinin olduğu yerle Bandırma Müze Gemisi'nin arası 8 kilometre. Düşünün. Yani 8 kilometrelik Samsun'a yeni bir sahil daha yapmış oluyoruz.
Sevgi Kafe'nin önünde gördüğünüz viyadük buydu. Bu viyadüğü bitirdik. Tren aynen liman kavşağında olduğu gibi burada viyadüğün üzerine çıkıyor. O viyadükle şeyi aşıyor. Organize sanayiye giden büyük demiryolu hattının üzerinden geçiyor. DDY'de hem zemin geçirtmiyor bizi. Bakın sağa bakar mısınız? Burada mevcut demiryolu, yani sanayiye giden bu demiryolunu geçmek için bu koca viyadüğü bize yaptırdılar. DDY'nin isteğine uygun burada kocaman bir viyadük yaptık. Bir viyadüğü de şimdi şeyde yapıyoruz. Kılıçdere kavşağında yapacağız. Bakın efendim, bu viyadük yeni bitti. Bunu da daha yeni görüyorsunuz. Buradaki şu gördüğünüz o kargacık burgacık o binaların hepsini yıkıyoruz. Bunları kaldırıyoruz. Burası düzenli bir alan haline geliyor. Şu anda Tekeköy'e giden tren yolu güzergahındayız. Artık bundan sonra tren yolunun travers ve ray döşeme işlemi ve elektromekanik dediğimiz, yani trenlerin elektrik ki tahrikleri için gerekli olan trafo ve tesisat işleri başlayacak. Bu evlerin buradan kaldırılmasıyla ilgili de bazı şeylerimiz var, tasarlarımız var. Bunlar ısrarla inat ediyorlar, burada duralım biz diyorlar. Duramayacaklar bu gürültüye, dayanamayacaklar. Burası çünkü çok hareketli bir yer olacak. Burada arsaları var, planlıyoruz. Gelin laf dinleyin diyoruz, sizi o taraflara çekelim, oralara yerleşin falan, ama işte başlangıçta her konuda olduğu gibi böyle bir direnç oluyor. Bu mücadeleyi böyle sürdürüyoruz. Bakın şu çirkinlikler hep raylı sistemin buraya getireceği yeni enerji ve yeni şeyle, hareketle düzene girecek. Burada bu cepheler farklı hale gelecek. İlçe belediyelerinin, yani küçük belediyelerin nasıl buraları ihmal ettiğini, temizliğini, bakımını, buralara yönelik olan işte caydırıcılığını nasıl yeteri kadar ortaya koymadığının bir göstergesi bu. Şimdi büyükşehir olarak biz buralara girip buralara şekil vermemesi, beklemenin bir gereği var mı? İlçe belediyeleri yani buralarda bunların gereğini yapacaklardı. Ama bunları yaparsak, bunları üzersek, incirtirsek oy vermezler bize falan deyip korkup bunların bu bütün bu çirkinliklerine tahammül etmek gibi bir tercih kullanıyorlar. Bu da işte şehri bu hale getiriyor. Böyle gidiyor güzergah. Çok da hoş bir güzergah. Daha sonra organizenin arkasından gidiyor ve Tekeköy'deki kapalı spor salonu ve yeni yapılmakta olan stadyuma ulaşıyor. 2017 olimpiyatları şeyinde, siz söyleyin, sürecinde sporcuların şehre gidiş gelişi, otellerden seyircilerin veya sporcuların veya spor yöneticilerinin ve onların ailelerinin gelişi gidişi hep burada trenle olacak. Balıkçı Barınağı'nın içerisinde Tarım Bakanlığı'na ait bir bina yaptık. Yani resmen Tarım Bakanlığı'nın denetiminde zabıta binası var. Burada hiç kimsenin kendi bildiği gibi burada bir gece kondu bilmem ne yapma şansı yok artık. Gördüğünüz gibi şu sağda şu vincin mincin olduğu yerleri de komple yeşil alanlar yapacağız. Güzel peyzajlar yapacağız burada. Burası aynen bizim Yelken Kulübü'nün oradaki alan gibi tertemiz bir barınak haline gelecek. Geldi zaten. Biraz daha düzen getireceğiz. Bakın oraya bir rıhtım yaptık. Rıhtımın üzerine o tesisleri, şeyleri, kayıklarını falan koydular. Eskiden bunların her birinin burada bir kulübesi vardı. Dayalı döşeli koltuklar, bilmem neler, böyle bohem yaşantılar falan vardı. Onları biz onları kabul etmiyoruz. Şimdi pis su buralarda geliyor. Arkadaşlar, bu büyük havuzların içerisinde bu pis suyun içerisindeki insan atıklarını yedirmek üzere, insan atıklarını tüketmek üzere bakteri üretiyoruz. Yani bir cins, bir canlı üretiyoruz. Allah'ım. Bu canlıyı oksijen vererek, yani havuzların içerisine hava vererek üretiyoruz. Bu canlının işte diyelim ki 2-3 tenekesini bir havuzun içerisine döküyorsun. Diyelim orada 2 tenekelik şey var, bakteri var. Oksijenle havayı bastığın zaman, büyük türbinlerle havayı bastığın zaman bu 2 tenekelik yere sığabilecek olan bakteri şu havuzların içini saracak kadar çoğalıyor. Ve bunlar aç kurt gibi pisliğe saldırıyor. Tövbe ya. Pisliğe saldırıyor, pisliği tüketiyor. Ama kendi de obezleşiyor. Hemen 2 günün içerisinde neredeyse gözle görülür hale geliyor. O suyun içerisinde kuyruğunu sallayarak giden küçük varlıklar neredeyse gözle görülebilecek hale geliyor. Blower'la o havayı bir kesiyoruz, bunların hepsi ölüyor. Öldüğü zaman da dipte çamur hale geliyor. Alıyorsun ve üstteki tertemiz hale suyun gelmesine o yaratıklar sebep oluyor. Bu ilginç bir şey. Tövbe. Kimyasal faaliyet yani. Tövbe. Efendim, Karadeniz'de böyle bir tesis yok. Allah razı olsun. Karadeniz'de olmadığı gibi Türkiye'nin 81 ili var. Tahmin ediyorum 81 ilin en fazla 40 tanesinde böyle bir tesis var.
burada olabilecek olan bir kokunun o tarafa yayılmasını engeller düşüncesiyle. İğdenin kendi aroması var biliyorsunuz. Bir taraftan da işte bu taraftan gelecek tozu toprağa sefere etmek üzere böyle iğde plantasyonu yaptık. Burası demin de dediğim gibi 350 dönüm yer. Ben bu yeri temin ederken çektiğim sıkıntıyı bir Allah bilir, bir ben bilirim. Bu yeri temin etmek, sanayide bu kadar yerin, sanayici için bu kadar arazi ve işte fabrika kurmak üzere yer ihtiyacının yoğun olduğu bir şehirde 350 dönüm bir araziyi burada atık su arıtma tesisi yapmak üzere devletin belli kademelerini ikna ederek bunu bu noktaya taşımak için helal hoş olsun, bayağı bir mücadele etmiştim. Efendim sabah yapmış olduğumuz Yusuf Bey'le gezide karşımıza çıkan çalışmaların bir kısmını sizinle paylaştık. Eminim siz de bizim gibi bu işin içerisinde olmamıza rağmen özellikle viyadüğü ve katı arıtma tesisi ve bu raylı sistemin geçeceği hattaki değişiklikleri siz de ilk defa görüyorsunuzdur. Yusuf Bey hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederim. Ben bayağı kendimi kaptırarak anlatmışım bugün. Genelde öyle, evet. Özellikle atık su arıtma tesisindeki ileri biyolojik sistemin o bakteri üretme esasına dayalı olan boyutu bunu da bayağı anlatırken kendimi kaptırarak fazla detaylandırmışım. Kusurumuza bakmasın bizi izleyenler. Ama yani araya da gidecek bir proje değil galiba, 27-28 milyon euroluk bir projeden bahsediyor. 50 milyon euro. Öyle mi? Tabii 50 milyon euroyu buldu. Bu Karadeniz'in en büyük atık su arıtma tesisi. İnşallah yakın zamanda büyütmesi gereği olmayan boyutta kapasite düşünüldü. 105 bin metreküp gün kapasiteli. Şu anda Samsun'un ihtiyacının fazlasıyla fevkinde bir kapasiteye sahip. Ama modern bir sistem. Bugün de anlattım ya, İsviçre'nin Zürih şehri de böyle bir arıtmayla arıtılıyor. Bizimki de öyle. Çok şükür Allah bunları yapmayı bize nasip etti. Bugün o tarafa gitmişken farkındaysanız oraya gitmek programda yoktu aslında. Ama Tekeköy istikametindeki bu hafif raylı sistem güzergahını görürken o Derbent geçişinde yeni bir koridor, yeni bir sahil şehre kazandırmışlığın heyecanıyla birlikte o tarafa ulaşınca atık su arıtma tesisine de girdik. Gidelim. İnsanların da hoşuna gitti yani öyle bir tesis. Evet. Yani evsel atıklar nerelerde arıtılıyor da nasıl bir emek veriliyor da yok ediliyor. Hadisesini bugün beraberimizde olan 150'ye yakın misafirimiz çok güzel anladı. Çok sağ olsunlar. Bugün geniş bir katılım vardı sivil toplum kuruluşlarından. Evet, iki otobüs. Benim ilk defa misafir ettiğim sivil toplum kuruluşları vardı. O bakımdan çok güzel bir gündü bugün. Sinan Bey çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Yani hem o programı güzel verdiniz hem de bu akşam hemşehrilerimizle beni buluşturdunuz. Yoğun bir şekilde tabii seçim sürecine girdik. Seçime 14 gün kaldı. Önümüzdeki pazar değil, ondan sonraki pazar Türkiye. Önümüzdeki 4 sene kendisini yönetecek olan siyasi erki, siyasi gücü belirleyecek. İnşallah bu seçimden istikrar çıkar. İnşallah bu seçimden parlamentoda benim yine AK Parti'nin geniş oranda güçlü bir şekilde sonuç almasıyla parlamentoda güçlü bir iktidar yaratacak, hükümet yaratacak bir milletvekili çoğunluğu elde edilir. Ben ülkemizde geleceğimize yönelik olan sürecin, yani 2020'li, 2030'lu yıllara giden sürecin, Türkiye'nin bölgesindeki belirleyici bir güç olması dolayısıyla bu süreçteki muvaffakiyetin temel yapı taşlarının parlamentoda oluşacak olan siyasi istikrardan çıktığını ve enerji noktasının ve en kritik noktasının orası olduğunu herkes gibi ben de düşünüyorum ve herkes de benim gibi düşünüyordur diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten geçmişte Türkiye parlamentodaki istikrarsızlıklardan, parlamentodaki itiş kakıştan, değil mi? Yani oradaki güçlü hükümet yaratmayan yapılardan bu ülke çok çekti. O bakımdan inşallah bu seçimde AK Parti yine güçlü bir şekilde çıkar. Türkiye'yi 15 senedir, 13 senedir yöneten bu parti önümüzdeki 4 sene içerisinde hedeflediği 2023 vizyonuna yakın bir takım temel yapı taşlarını yan yana koyar diye düşünüyorum. Biraz önce programdan önce de sizinle konuştuğumuz gibi
büyük oranda Türkiye altyapıyı bitiriyor. Yani işte duble yollar, işte artık hızlı trenlere dönüyor, işte daha fazla otoyol, daha fazla ulaşım altyapısını güçlendiren bir Türkiye. Tabii bütün bu güçlendirdiği bu altyapıyı, bu büyük imalatı artık daha fazla üretimle taçlandırması gerekiyor. Yani bu altyapı aslında daha fazla üretmek için yapılıyor. Pazarlarda, dış satımda, ihracatta daha fazla söz sahibi olmak için bu avantajlar yapılıyor. Yani İstanbul'a ikinci büyük havaalanı, Türkiye'nin turizmini, Türkiye'nin ihracatını, Türkiye'nin sadece bölgesinin değil bir dünya devleti olma yönündeki heyecanının yerine getirilmesi için yapıyor. Samsun'a işte ne bileyim Samsun-Ankara arasındaki bölünmüş yol veya işte Samsun-Ankara arasındaki demiryolu hattının iyileştirilmesi, Orta Anadolu'da üretilmiş olan mal ve hizmetlerin Samsun Limanı'na daha kolay getirilmesi ve Samsun Limanı'ndan kuzey komşularımızla olan ticaretimize, ihracatımıza katkı sağlasın diye yapılıyor. Önümüzdeki günlerde öyle inanıyorum ki seçim satım halinden çıkıldıktan sonra Türkiye artık bütün coğrafyalarında artık yeni bir takım üretim hamleleri, gerek işte gemi sanayinde, gerek uçak sanayinde, gerek makine sanayinde, gerek bilişimde vesairede yeni atılımların lokasyonlarını belirleyecek ve Türkiye değişik coğrafyalarda değişik şeyler üreten ve kalkınmanın Anadolu'ya topyekün yayıldığı bir sinerji ortaya koyacak inşallah. Bu altyapı çünkü artık bunu doğuracak. Yani bu altyapı bunun için yapılıyor. Yoksa 2 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılayı hedefleyemeyiz diyorsun. Tabii. Biz nasıl kenti modernize ederken ulaşım altyapısını, çevreyi, denizle buluşmayı, işte atık su arıtma tesislerini, katı atık deponilerini bir 10 sene içerisinde yapıp tamamladıktan sonra farkındaysanız birdenbire konaklama tesisleri gelişmeye başladı. İşte Sheraton oldu, Anemon oldu, Sera oldu. Belki başka konaklama tesisleri, belki başka turizm tesisleri olmaya başlayacak. Sağlık yatırımları niye cesaret buldu bu şehirde? Hastaneler böyle birbirini takip eder şekilde oluştu. Kentsel ölçekte, kent altyapısında, çevre projelerinde, ulaşım projelerinde, kentsel dönüşümün ve modernizasyonun verdiği cesaretle oluştu bütün bunlar. Öyle inanıyorum ki topyekün coğrafyamızda da bu altyapı tesisleri artık Türkiye'nin üretime dayalı olan ekonomisini tahrik edecek ve üretime dayalı ekonomi, ki hükümetin de işte 500 milyar dolar ihracat yapacağız diyor, 2 trilyon dolar gayri safi milli hasılamız olacak diyorsa Türkiye, işte bu altyapının üzerine onları kuracak. Biz de bugünlerde biliyorsunuz bol bol işte köylerimize yansıttık artık işleri. Yani şehir merkezinde bugün dolaşarak gerçekleştirdiğimiz, sivil toplum kuruluşlarına anlattığımız bu değişim ve dönüşümün maalesef oralara sizi götüremiyorum ama inşallah önümüzdeki günlerde belki bir çarşamba yaparız, belki bir bafra yaparız. Artık ilçelerimizin köylerinde her biri birer küçük kasabaya dönüşen, kasabalaşan köy şeylerimiz var. Projeleri, çalışmaları var, çalışmalarımız var. Gerek bafrada, gerek çarşambada, Alaçam'da. İşte bugün şimdi biz Asarcık'tan geldik aşağıya hemen. Asarcık'tan Havza'ya geçtik. Havza'dan döndük geldik. Asarcık'ta, Asarcık'ın içerisinde bazı köylerin içerisinde sıcak karışım asfaltlar yapmışız. Şimdi onlar çizilecek. Onların yanına aydınlatma direkleri dikilecek. İşte köy meydanda camisi, işte köy kahvesi, işte meydan güzelim asfaltla kaplanmış pırıl pırıl. Akşamları girdiğinizde izbe, işte sokaklarında pis sular akan, işte ne bileyim köpek avlamaları ve işte ne bileyim ben insanın içine kasvet veren o sessizlik ve karanlık köyler yerine aydınlanmış, asfaltları yapılmış, ışıl ışıl pırıl pırıl artık böyle bir sinerji ortaya koyabilecek. Kasaba gibi köylerden kasabalaşan köylere dönüşüyor inşallah. Ama bu periyot galiba 5 yıllık süre içerisinde. Kesinlikle bu önümüzdeki 5 yıllık. Muhtarlarla geçen hafta içerisinde toplantılar yapıyorsunuz. Evet. Hepsini konuşuyoruz. Biraz insanlar beklentileri bunu yüksek tabii. Şöyle anlıyorlar. Sanki biz bunu partimin bu 2015 7 Haziran seçimleri dolayısıyla yapılmış bir seçim önü atraksiyon gibi algılıyorlar. Hiç alakası yok. Biz bunu 30 Mart seçimlerinden önce planladık. Başladığımız yani bazı çalışmalar var. 30 Mart yerel yönetim seçimlerinden önce, seçimden sonra biz yönetime geleceğiz muhakkak. Seçim 30 Mart'ta bitecek.
31 Mart sabahı veya Nisan'ın ilk haftasında insanlar hadi bakalım köylerde ne yapıyorsunuz? Köyler size bağlandı, özel idare kapandı, hadi görelim bakalım buralarda yaptıklarınızı diyecek diye biz 30 Mart seçimlerinden yani 2014'ün 30 Mart'ından önce inanır mısınız? Terme tarafında, Çarşamba tarafında iki tane, Bafra tarafında bir tane, Havza, Vezirköprü'de ayrı ayrı olmak üzere global ihaleler yaptık. Sarı'yı, global diyorum, Sarı'yı yani 2014'ten 2015'e, 2015'ten 2016'ya da gidebilecek sarı ihaleler yaptık. Bu ihalelerin keşiflerini geniş tuttuk. Oralardaki ihtiyaçlar yönünde müteahhitleri yönlendiriyoruz. Kimine asfalt yaptırıyoruz, kimine sanat yapısı yaptırıyoruz. Şimdi biz niye Nisan ayından önce bunları yapmıyorduk de işte hemen Mayıs gibi başladık bu operasyona. Nisan İklim ayında koşulları, yağışlar vardı, evet. İklim müsait değildi. Arazide yaptıklarımız daha ziyade sanat yapılarına vesaireye dönüktü. Yani üst yapı yapamıyorduk çünkü bucuk bucuk yağmur altında o imalatları yapamıyordunuz. Kısacası biz Büyükşehir Belediyesi olarak tabii ki seçime giden süreçte seçim sonuçta bir hizmetlerin ortaya konma sahnesidir. Seçim öncesi bu hizmetler şüphesiz ki daha fazla hitap eder, insanlara hitap eder hale getirilmesi lazım. Siyaset sonuçta hizmet için yapılıyor. İnsanlar kim bana daha fazla hizmet edecek diye bakarak oyunu kullanıyor. Siz de yeteneğinizi, gücünüzü, üretme kabiliyetinizi seçim önü ister istemez ortaya koymak istersiniz. Bunu bir taraftan yapıyoruz ama daha önceden yapılmış bir planlamayla bunları yaptığımızın kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum. Biz hiç yağmurlar durur durmaz hemen işlerimize girdik. Hatta bunu ağırlıklı olarak köylerimizde biraz daha hissedilir hale getirmek istedik. Çünkü köylerimizde hizmet daha susamış vaziyetteydi. Özellikle köy işlerinde falan bunu 100'e yakın, 100'ün üzerinde bildiğim kadarıyla 110 tane köyü kasabalaştırdık bu geçtiğimiz bir yılın içerisinde. 1000'e yakın da köy var zaten. 1000'e yakın köy var. Bu şu demektir. Biz bu yaz sürecinde bir 100 köyü daha yapacağız Allah'ın izniyle. Yani 2015'te 200 tane köyümüz. 1000'e yakın köy var ama bu 1000'e yakın köyün bazıları çok dağınık köyler. O bakımdan bu kasabalaştırma yani birer sempatik böyle biraz önce söylediğim gibi kendi bütünlüğü içerisinde kasabalaşmış köy görüntüsünü 900 bin köyün bininde de sağlamak mümkün değil bazı dağınık köylerde. Üçer beşer evden oluşan köyler de evet, var. Evet dolayısıyla derli toplu olanların sayısı 500'ü geçmiyor. O 500 taneyi biz 2-3 senenin içinde yapacağız. Şıkır şıkır böyle güzel kasabalaşmış köyler yaratacağız inşallah gerek Çarşamba Ovası'nda gerek Terme Ovası'nda. Gerek Bafra Ovası'nda, Alaçam Yakakent istikametinde, Vezirköprü'de her tarafta yoğun bir şekilde koşturuyor ekiplerimiz. Su, özellikle su konusunda kesinlikle kabul etmiyorum. Evet. Bu konudaki performanssızlığı. Suyun hiç mazereti olmaz diyoruz. Bu konuyu, yol evet. Ve su meselesini evet. Bu 5 yıllık periyot içerisinde Samsun'un konuşulmaz hale getireceğiz. Konuşulmaz hale getireceğiz. Evet. Bu çok büyük bir şeyimiz. Bunun için Fen İşleri ve SASKİ görevlendirdiniz. Şu anda organize olmadığınız ilçelerde SASKİ ve Fen İşleri bölümü var mı efendim? Şöyle güçlüklerimiz var. Organize olmadığımız yer yok da su bulmakta güçlük çektiğimiz, sağlık adına içinde zararlı kimyasalların olmadığından emin olduğumuz suları bulmakta güçlük çekiyoruz. Her yerde içme suyu bulmakta güçlüklerimiz var. Sondajlarda olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Belki çok uzaklardan oralara su taşımak zorunda kalacağız. Onlar bizi biraz kaygılandırıyor. Yoksa aslında suyun mazereti olmaz kararımızı çok yaygın bir şekilde her yerde konuşuyoruz. Su yoksa sağlık yok, su yoksa hayat yok, yaşam yok. Çünkü tabii. Su çok önemli bir şey. Bunu çok önemsiyoruz Sinan Bey. Biraz önce de ifade ettiğim gibi rahat olsun kırsal kesimimizin insanı. Biz İl Özel İdaresi zamanında şöyle veya böyle başlamış, işte yapılamamış vesaire eskiye yönelik olan o şeyleri işte neden sonuç ilişkileriyle uğraşarak onlarla vakit kaybetmenin de bir gereği yok. Tabii. Ama biz şu anda belki beklenen tempo bundan da daha hızlı olmalı diyenlere söylemek istiyorum. Daha tempolu olabiliriz. Daha da tempoyu yükseltebiliriz. Ama bilmeleri lazım ki vatandaşımızın günlük harcamamızla ilgili bir rakam vereyim.
1.700.000 lira günlük harcamamız. Eski hesap 1.700.000 lira, 700 milyon TL para harcıyoruz. Bütün yani Büyükşehir Belediyesi'nin noktasındaki bütün projeler için çalışmalarımız. Bugün akşam sabah başladığımız kazma vurduktan akşama kadar geçen süre içerisinde 1.700.000 liralık bir harcama yaptık. Çok büyük. Bu çok doğal, büyük, çok büyük bir kaynağı da yani yaratmak yukarı, gerekiyor. Evet, hızlı aşağı yukarı 30 günde 60 milyon TL, 60 eski hesap 60 trilyon liralık bir yatırım gerçekleşiyor. Yıllık 750 trilyon para. Bu kadar kaynağımız yok doğrusu. Ama borçlanarak vesaire her şeyi göze alarak bu şeyi, bu modernizasyonu yapmak zorunda kendimizi hissediyoruz. Bunu Cumhurbaşkanımızın talimatı olarak da önemsiyorum ve kamuoyunun bilmesini istiyorum. Bu en son gelişinde Sayın Cumhurbaşkanımız Yusuf Bey, köylere biraz daha güç kullanın, biraz daha köylerimizdeki geri kalmışlığı, köylerimizdeki altyapı yetersizliklerinin modernize edilmesine daha fazla enerji kullanın diye bir talimat aldım kendilerinden. Evet. Bunu benim saygıdeğer hemşehrilerim bu vesileyle bilsinler. Sayın Cumhurbaşkanım, kırsal kesimdeki hizmetlerin geri kalmışlığıyla ilgili konudan rahatsız. Şehirlerde güzel işler yaptık ama köylerimizde il özel idaremizle, İşte köy desle vesaireyle bir takım hamleler yapıldı, bir takım şeyler atıldı, temeller atıldı ama gelişmesi ve sürdürülebilir olması sağlanamadı. Biraz şu hastalık var bizde. Kısa sürede çok şey yapalım ama ne kadarı kalıcı olması meselesiyle ilgili konuda hassasiyetimiz yeteri kadar olmadı. Kısa sürede çok şey yapma işi bize kaliteden taviz vermeye bizi itti. Kalite konusu biraz şey oldu, yetersiz kaldı. Dolayısıyla biz şimdi şuna çok özen gösteriyoruz. Diyoruz ki yaptığımız iş bir dahaki sene bozulacak türden bir iş asla olmamalı. Yaptığımız iş muhakkak en az 7-8 sene yaptığımız yere hizmet etmeli. Yani israf etmemeliyiz. Doğru. İsraf etmemeliyiz. Evet. Çünkü kaynaklarımız sınırlı. Evet. Kaynakları çok zor temin ediyoruz. Çok zor buluyoruz. Bu fakir millet vergileriyle, dişinden tırnağından arttırdığı vergilerle bize bu imkanları veriyor. Biz bunları israf etmeyerek, kaliteli bir şekilde bir takım imalatlara döndürerek insanımızın hizmetine sunmalıyız diye bir hassasiyet taşıyoruz. İlçelerde özellikle yani altyapıyla ilgili bu çalışmaları tariflediniz. Nasıl bir yöntemle yapacaksınız? Ne kadar süre içerisinde yapacaksınız? Ama daha önceki söyleşilerimizde hatırlıyorum. Mesele sadece buraların modernizasyonunu yapmak değil, aynı zamanda belki tersine göç de diyebilirsiniz. Bunu dönüştürebilmek için oradaki tarımla ilgili politikaları da iyileştireceğimiz bir master plan hazırlamamız gerekiyor. Hatta turizmle ilgili master planlarını da oluşturmamız gerekiyor. Bunu da biraz daha geliştirelim. Önümüzde 100 tane yapılacak şey varsa hemen 2 sene içerisinde yapılmasını sağlayacak. Konu başlıkları belli olan, isimleri belli olan eylem planlarını hazırlayalım, bütçelerini bulalım ve düğmeye basalım dediniz. Evet, bu ilçelerle ilgili konuyu konuştuğumuz için soruyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bütün ilçelerle ilgili turizm onu, ve tarım master planları hazır, kamuoyuyla da paylaşıyorsunuz. Tarımı daha yapamadık Sinan Bey. Tarımı inşallah işte bu içinde bulunduğumuz yoğun koşturma dolayısıyla bu altyapı faaliyetlerinin, bu mevsimin birdenbire yağışlar bitip de havanın ısınıp da yoldu, köprüydü vesairede imalatlarını yapma yönündeki tempomuzun yoğunlaşması dolayısıyla tarıma yönelik master plan çalışmamızı az erteledik. Bir çalışma yapılıyor alt yapısında. Bir taraftan biliyorum. Arkadaşlarımız çalışıyor onlarla konuşuyorum ben. Turizmi çok güzel bir şey yaptık. Yani birliktelik içerisinde gerçekleştirdik turizm master planının detaylandırılmasını. Turizm master planı çok global, böyle büyük, geniş tarifler ve geniş cümlelerle izah edilmiş bir şeydi. Biz onu damıttık, biz onu daha sadeleştirdiniz. Evet, sadeleştirdik. Biz onu daha elle tutulur hale getirdik. Her ilçede 2 yıllık bir turizm eylem planımız var. Mesela Salı Pazarında turizm eylem planı olarak önümüzdeki 2 sene içinde yapacağımız işler belli. Şu anda benim ezberimde yok ama belli yani. Evet. Salı Pazarı da bunu biliyor. Bugün kamuoyuyla paylaştınız. Sivil toplum örgütlerine de. Evet, yani Terme biliyor. Efendim, çarşamba biliyor. Ne yapacağız? 2 sene içinde turizm adına ne yapacağız? Oralarda belli. Bunu şunun için söylüyorum. Turizm ve tarım bizim kırsal kesimimizin 2 eksik kalmış üst yapı faaliyeti. Altyapı demiyorum. Üst yapı faaliyeti.
altyapı yoldu, köprüydü, şuydu, buydu falan filan bir taraftan yapılıyor ama yani turizm potansiyellerimizi harekete geçirecek bir dokunuş yoktu ilçelerimizde. Varsa da yetersizdi. Doğal güzelliklerimizle yetiniyorduk. Ki yani, ondan çoğunlukla da Samsun halkı da dahil, hatta o ülkede yaşayanlar da dahil, bilgi sahibi olmadı. Birkaç tane yeri ezberlemiştik işte, Kunduz'u biliyoruz. İşte kısmen Kuş Cenneti'ni biliyoruz ama evet, Samsun'dan gidilip görülmemiş. Kuş Cenneti'ni biliyoruz işte ama ne kadar güzel sulak alanlarımız var, kuş cennetlerimiz var. Veya işte tabiat güzelliklerimizin çok kanyonlarımız çok var, izleyicilerimiz işte, soruyor. Ayvacığımız var, evet, ondan sonra kanyonumuz var, vesairemiz var. Böyle inanılmaz doğa güzellikleri olan yerlerimiz var. Dün akşam Orta Doğu ülkelerinden, Bahreyn'den, Kuveyt'ten, Medine'den, şu anda ismini unuttuğum birçok Orta Doğu ülkesinden, Türk Hava Yolları'nın buradaki havayolu müdürünün misafiri olarak gelmiş olan basın mensupları vardı. Yani onların söylediklerini yani çok şaşırtıcı buldum. Diyorlar ki ya niye bu kadar eksik tanıttınız bu Samsun'u? Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar doğa güzellikleri ve bu kadar gelişmişlik göstergelerinin olduğu bir şehri biz hiç düşünemiyorduk. Yani böyle bir etki yaratacağını özellikle dışarıda müthiş değil bir mi? Şey diyorlar. Yani bu geçen seneki ziyaretlerinden sonra çok tempo kazandı. Evet, yani dün akşamki konuşmalar bu doğrultudaydı. Ben onların o söyledikleri sözleri şimdi onların söylediği cümlelerle söylersem sanki kendi şehrimi yani böyle biraz da abartarak anlatıyormuşum gibi olur diye düşünüyorum. Çok mütehassıs oldum tabii. Bir başka gözlemcinin bana yaranmak veya bana benim şehrimin övme mecburiyetinde olmayan birinin bu söylemleri beni çok etkiledi. Hakikaten çok güzel potansiyellerimiz var. Şimdi bunu biraz bir ürün haline getiriyoruz bu turizm master planıyla. Bu noktaları biraz cazibe merkezleri haline getiriyoruz. İşte kanyonda, işte Vezirköprü'de kanyona 1 milyon TL'lik bir tane gemi siparişi yaptık mesela şimdi. Kanyona şimdi, o kanyondaki gemiyi alacağız. O yetersiz bir gemi oradan. Onu getireceğiz Kola'ya. Onu Kolay'daki potansiyele o gemi cevap verebilecek. Ama kanyona yani Vezirköprü'den Altınkaya Barajı'nın kretine kadar gelip gidebilecek bir 150 kişilik yanlış hatırlamıyorsam 1 milyon TL'ye bir gemi satın aldık. Şimdi imalatını yaptırıyoruz şeyde Dereköy'de. O eş zamanlı onunla koyacak. İlgili izleyicilerimizin sorusu sevgili değerli izleyiciler görüş ve önerilerinizi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'na Facebook ve Twitter adreslerimizden ulaştırabilirsiniz. Evet. Vezirköprü'den kanyona giden yol konusunda da başkandan müjdeli haber bekliyoruz tabii, diyorlar. O yollar falan filan onlar da bir taraftan yapılıyor ama şeyi gemi, eğer deniz taşıtını söylüyorlarsa deniz taşıtı şu anda Dereköy'de tezgaha konmak üzere. Yani imalatı 6 ay içerisinde yapılacak, bitecek ve 6 ay sonra da o deniz taşıtını getirip oradaki kanyona koyacağız inşallah. Yani bu bir örnek kanyon meselesi veya siz hatırlattığınız için söylüyorum. Ayvacık'ta çok iddialı projelerimiz var. Ayvacık'ta Suat Uğurlu Baraj Gölü'nün içerisinde çok iddialı projemiz var. Göl kenarında Ayvacık evlerinden oluşan güzel bir turizm destinasyonu yapmaya çalışıyoruz. Büyükşehir kendisi yapıyor. Büyükşehir kendimiz yapıyor. Yani Orman ve Su Bakanlığı'nda termal turizmle ilgili. Havzada termal turizmle ilgili yeni bir takım şeyler var. Oradaki bazı eski havza evlerini satın alma yönünde bazı çabalarımız var. Vesaire. Hemen hemen Bafra'da yine rahmetli Kenan Bey'in gezisiyle ortaya çıkmış birlik oluşturması kararı vardı. O oluşturuldu. Sulak alan birliği şu anda Bakanlar Kurulu'nu falan geçti. Cumhurbaşkanımız da imzada. Yani Kuş Cenneti'nin birliğinin kurulması. İşi. Cumhurbaşkanımızın imzasında tahmin ediyorum belki bugün çıktı belki yarın çıkacak. Birlik kuruluyor. Birlik kurulduktan sonra artık bütçesi olan, yönetimi olan Kuş Cenneti'nin bir yönetsel şeyi vardı. Transfer sorunu vardı. Gibi. Çok başlılığı vardı. Artık dediğiniz gibi dünyanın gelişmiş merkezlerinde olduğu gibi oranın da bir merkezi haline gelecek. Kısacası şöyle toparlayalım isterseniz. Turizm master planından noktasal olarak genel söylem olmaktan çıkararak Havza'da, Vezirköprü'de, Ladik'te, işte Alaçam'da, Yakakent'te her ilçemizde ayrı ayrı turizm adına önümüzdeki 2 sene içerisinde yapıp bitireceğimiz, taahhüt ettiğimiz, yapıp bitireceğimiz herkesin işleri göreceği bir broşürde topladık. Onları şimdi dağıtıyoruz. Bir taraftan kendi kendimizi de kontrol etmek adına, yani bu broşürü yaptınız,
hani bitti mi bunlar desin insanlar bize iki sene sonra diye böylesine bir eş güdümle birlikte oraları da ziyaret ediyorsunuz. Hatta izleyicilerimize de belki 15-20 gün sonra belki şimdi söyleyebilirsiniz. Evet. Haftanın belirli günlerinde ilçelere bu turizm ögelerini, öne çıkmış turizm ögelerini ziyaret etmesi için otobüs otobüsler kaldırıyorsunuz. Tabii, tabii. Bunu daha sıklaştıracağız önümüzdeki günlerde. Çünkü bu işler bitmek aşamasına gelince bu işlerin biraz daha etkili hale getirilerek buraları kullanır hale gelmemiz için kent merkezinden de oraya insanlar götürmemiz gerekiyor. Mesela Ünye'de Çamlı'nın, Terme'de Miliç'te düğün salonu, işte orada yürüyüş alanları, piknik alanları, yine işte plaj tesisleri, işte Yaka Kent'te aynı şekilde. Yaka Kent'te aynı şekilde. Alaçam'da aynı şekilde. Bunu şunun için yapıyoruz. Yani bir turizm altyapısı düzenimiz olması lazım. Konaklama tesisi problemini büyük oranda çözdü şehir. Güzelliklerimizi bir yabancı biri geldiğinde onu misafir edebileceğimiz düzeyde bir altyapıyla donatmamız lazım. Miliç'te diyelim dünya güzeli sahiliniz var. Eğer orada bir soyunma giyinme kabininiz yoksa, bir duş alma imkanınız yoksa, bir kafeteryada oturup bir sandviç yeme, bir kahve içme imkanınız yoksa, bir yemek yiyeceğim ben burada, bir balık yiyeyim dediğinde adam yok öyle bir imkan burada dediğinizde o insan orada o imkanı bulamadığı takdirde o güzelliğin avantajlarını kullanamamış olursun. Sinan Bey, yani bunları çok çok vurgulayarak, çok üzerine mücadele ederek ürün haline önümüzdeki iki sene içerisinde getireceğiz. Getireceğiz ve üstelik diyorsunuz bizim için, yani bundan sonraki 3 yıl için özellikle bunları yaparken de öncelediğim, üzerinde çok durduğum bir konu var. Bunların hepsi ekonomik faydaya dönüşecek şekilde ilçelere katkı sağlasın diye yapıyoruz. Yaşamı renklendirmek, yaşamı sempatik hale getirmek, ilçelere ekonomi adına, istihdam anlamında, çok önemli. Hizmet sektörünün oralardaki küçük kıpırdanışlarını tahrik ederek ve onları canlandırarak. Bir tane örnek vereyim. Gittik İzmir'de Ali Ağa'dan 3 tane Terme ırmağının içinde, Terme'nin içindeki o köprülerin altından 20 kişilik binip üstünde kabinli, fiberglaslı kabinli nehir teknesi aldık. 3 tane şimdi Terme'ye getiriyoruz onları. Evet. Terme'de akşam gençler ırmakta ona binip oradan denize kadar gidip gelebilecekler. 5 kilometre Terme'nin içerisinden sahil 5 kilometre. Evet efendim. Oradan denize kadar gidiş geliş imkanı Terme'ye bir renk katabilir. Bir şey, yaşama bir estetik katabilir. Yaşama bir derinlik katabilir düşüncesiyle. Mesela bunları çok ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bunları çok önemsiyorum. Bunların sonucunda ciddi belirli bir zaman geçtikten sonra da ciddi ekonomik geri dönüşümleri olacak. Şüphesiz projeler bunlar. Sosyal yani Ege sahilleri gibi yani. Evet, öyle evet, söyleyeyim. Evet. Artık Sinan Bey şunu söylemekte yarar var. Büyük şehirler her gün biraz daha yaşanmaz hale geliyor. İstanbul her gün biraz daha, Ankara her gün biraz daha, İzmir hatta Bursa her gün biraz daha. Yaşamın sağladığı avantajlarla beraber, istihdamda, ekonomide vesairede belki avantajlar sağlıyor ama kentler yaşamın zorluklarıyla da birlikte büyüyorlar, insanları bunaltmaya başlıyor. Evet. Bu obezleşme, bu büyüme, o şehirlerdeki bu büyüme, trafikten, yani ulaşımdan sağlığa, eğitime kadar birçok şeyin insanların erişmesi ve elde etmesinin güçleştiği şehirler haline geliyor. Metropolleşiyor daha doğrusu. Peki Samsun için bunu... kupon bir şehir. Samsun'da bu kuponu, bu güzelim tabiatın bize bahşettiği bu güzellikleri biraz insanların erişebilir, kullanabilir hale gelmesini sağladığımız takdirde Samsun inanılmaz yaşam standartları itibariyle, yani Türkiye'nin demiyorum, dünyanın en gözde şehirlerinden birisi haline gelebilir diye düşünüyoruz. Tırnak yani. İçinde söylüyorum, dışarıdan gelen bütün konuklar, misafirlerimizin hepsi hayran kalıyor. Hayran biz kalıyorlar. Biraz kıymetini bilmiyoruz. Şimdi yeni bir Doğu Park yapılıyor. Evet. Yani bu sabahki gezide de bunu fark ettik. 2-3 sene içerisinde Samsun şu an bulunduğu yerden tabii çok daha başka bir yere gelecek ve herkes birbirini soracak nasıl bu hale tabii dönüştü diye. Bunlardan bir tanesi de yine şehrin tam göbeğini, Türkiye'de üçüncüsü olacak. Evet, panorama. 9 delikli. Evet. Panorama gezisinden daha golf sahası golf yapıldı. Evet, evet. Yani çok zenginlerin oynadığı bir oyunmuş hiç gibi algılanıyor ama
Onu da lütfen arkadaşlarımıza göstersinler. Için, evet. Proje Eylül'de hayata geçecek. Eylül'de geçecek. Bundan da bahsedin lütfen bize. Evet. Buradan muradınız çünkü nedir? Buradan, Vali Bey de önemsiyor bu işi buradan çünkü. Buradan şöyle bir şeye geliyoruz. Tabii Çağatay Bey, Bakanımız, Genç ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç, hakikaten bu 2017 olimpiyatlarına giden süreç içerisinde şehrimizin olimpiyatların dayattığı, olimpiyatların mecbur bıraktığı, eksik olan spor tesislerimizi tamamlamak adına çok büyük mücadele verdi. Ve bizden rica etti, ne olur dedi, bunları yapalım, bunları paralarını buluruz. Çünkü Olimpiyat Komitesi'ne söz verdik ama yer bulun dediler, sağ olsunlar. Biz de ne demek, bunu en kısa sürede bunun altyapısıyla ilgili alan ve bu ihtiyaçları karşılama yönünde çaba içerisine gireriz dedik. Ve eğitim fakültesinin karşısındaki Batı Park'ın yanındaki yeni dolgu sahası vardı hatırlarsanız. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapıldığı. Şu an izliyoruz efendim. Makineler orayı evet, gösteriyor. Evet, şu an o alan bu alan değerli izleyiciler. Evet. Eylül ayında burası, başkanım anlatıyor şimdi. Havadan baktığınızda tanıyamayacaksınız. Tanıyamayacaksınız. İçinde tepecikler, güzel göller, ne bileyim peyzaj unsurları, aydınlatılmış bir alan ki uçaktan baktığınızda zaten başka bir dünya gibi gözüküyor. Ve çok kısa yani Eylül'den başlıyor. Eylül'de evet inşallah Eylül planlaması yaptık. İçinde hediyelik eşya satın alınabilecek mağazalar, işte giyinme soyunma ofisleri, küçük kafeteryalar vesaireler olan bir yeni dünya kuruyoruz burada kurulacak. Bunun yanında yine Genç ve Spor Bakanlığımızın çok değerli katkılarıyla bowling salonu o yelken kulübün yanına, onun yanına buz pateni, onun yanına çok amaçlı bir salon, onun yanına okçuluk, atıcılık tesisleri yapılıyor. Bütün bunlar bu önümüzdeki 2017 olimpiyatlarına kadar Genç ve Spor Bakanlığımız tarafından şimdi ihale hazırlıkları yapılan, işte projeleri tamamlanıp ihale hazırlıkları aşamasına gelmiş işler. Şimdi bunlar olunca şu oluyor, şu olacak inşallah. Samsun spor altyapısı itibariyle Türkiye'nin demiyorum, inanın sportif altyapı eksiksizliği adına Türkiye'nin değil dünyanın belki de sayılı şehirlerinden birisi olacak. Ne işe yarayacak bu? Ne işe bunu yarayacak? Anlatalım. Bu bize Samsun'a ne getirecek değil mi? Samsun nüfusunun %55'i genç. Bu insanların spor yapma ve sporun çeşitli dallarında sportif faaliyetlerde bulunma şansını arttıracak. Dünyada spor turizmi çok önemli bir turizm ögesi. Ve gelir kaynağı. Spor turizmiyle ilgili yapılacak olan bütün turnuva ve aktivitelere Samsun elini kaldırarak ben misafir edeceğim sizi, ben varım bu işte, benden daha donanımlısı yok diyebilecek hale gelecek. Ve bunların hiçbirisi de ücretsiz olmayacak. Tabii. Ve bu şehrin zenginleşmesine bütün katkı sağlayacak. Bütün konaklama tesisleriniz full olacak, bütün hizmet sektörünüz full olacak. Yani böylesine bir imkan sağlayacak. Sağlık da aynen böyle gelişiyor çok şükür. Sağlıkta da buna benzer biliyorsunuz atılımlar var ve devam ediyor. O bakımdan bunları çok önemsiyorum ve çok heyecanla bu önümüzdeki 3-4 sene içerisinde yani bizim bu seçildiğimiz 2019 Nisan'ına kadar olan bu süreç içerisinde inşallah biz bu tesisleri şehrimize kazandıracağız. Bu yine bununla paralel yürüyen bir sahil yolu projesi de var. Evet. Bu 50 kilometrelik bir banttan bahsediyoruz. Evet. Yani şimdi Derek o kadar... Dereköy kadar, Kuş Cenneti'ne kadar, kadar olan bu bandı. Hemen farkında mısınız bugün birlikte gittiğimiz o işte Tekeköy'deki raylı sistemin Tekeköy'deki kapalı spor salonu ve yeni yapılmakta olan stadyuma kadar eriştirilmesi, ulaştırılması ile ilgili projemiz anlatılırken orada birdenbire işte Çaykur tesislerinin sahiline kadar olan bitmiş olan kesimi gördünüz orada. Evet. Orada amatör balıkçılıkla ilgili merdivenler ve platformlar aydınlatılıyor orası. Orası geceleri işte tehlikeli bir yer gibi algılanan orası şimdi cıvıl cıvıl çocuklarımızın, ailelerimizin, kardeşlerimizin gidip geldiği yerler haline geliyor orası. Evet. Orayı o hale getiriyoruz. Onun devamında bizim atık su arıtma tesisine kadar o sahili devam ettirebiliyoruz. O bant biraz kentin arka planında bir takım ardiyelerin, bir takım atılmış ve terk edilmiş bir takım malzemelerin vesairelerin arka planda depolandığı yerler gibiydi. Şimdi orası şehrin ön planına ve önüne çıkıyor. Yani tıpkı şehrin önünde yaptığımız Doğu Park, Batı Park gibi. Oraları yaparken onları yapmadan önceki halleri olan o kesim de aynen onun benzeri bir dönüşüme tabi oluyor şu anda. Bunlar beni çok heyecanlandırıyor tabii. Samsun'un önümüzdeki 3-4 sene içerisindeki dönüşümünde çok etkili olacak olan tesisler. Müzeler.
Müze yapıyoruz şimdi. Bir büyük arkeoloji müzesi yapıyoruz. Etnografya ve arkeoloji müzesi efendim, yapıyoruz. Efendim o çok kritik bir şey. Arkadaşlarımdan özellikle istiyorum neresi olduğunu görmelerini, yani şaşırmaları açısından. Çok memnun olurum. Lütfen arkadaşlarım getirsin onu. Çok memnun olurum. Biz kuş bakışı şehrin neresinde olduğunu arkadaşlarımız şimdi ekrana getirecekler. Evet. Yani dünyada Avrupa'nın en iyi kent müzesini bir tarafa bırakıyorum. Evet. Bilim müzesini bir tarafa bırakıyorum. Yine şehrin göbeğinde bir arkeoloji müzesi oluşturuyor. Arkadaşlarımız şimdi gösterecekler. Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait olan o alanı aldık. Burası, sağ olsunlar. Evet, şu sarıyla görünen. Evet, sarı olan çok bölüm, güzel, değerli çok güzel şey yapmışsınız. Değil mi? Arkeoloji müzesinin Hemen atletizm sahasının yanında. MİT müsteşarlığının kullandığı, MİT başkanlığımızın kullandığı alan ve onun yanında Tarım Bakanlığı'na ait Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün binalarının olduğu alana çok şık bir şey geliyor şu anda. Arkeoloji Müzesi. Arkadaşlarımız onun resmini de göstersinler lütfen. O projemizi de getirebilirlerse. Proje de çok şık, değişik. Böyle önüne gelip resim çektirilecek kadar güzel, modern çizgileri olan, modern mimari örneği seçilmiş olan çok şık bir müze geliyor. Burada çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi, kademeli olarak böyle geriye doğru yükseliyor. Biraz deniz dalgaları gibi, biraz çizgisel bir doğu-batı istikametinde, şehrin doğu-batı istikametinde büyümesinin de biraz noktasal anlamda sembolize edildiği ve üstten baktığınızda o yükselen, kademeli olarak yükselen duvarların hepsinin arasında yeşil bantlar var. Yani yukarıdan baktığınızda bir park gibi gözüküyor burası. Ondan sonra o şeylerin her kademenin arasından içeriye giriş çıkışları var. Son derece şık. Ve su hareketleri var. Yüksekliği çok dikkatli alıyoruz burada Sinan Bey. Yüksekliğimiz oradaki mesela telekom binasından daha yüksek yapmamaya çalıştık binamızı ki denize doğru. Evet, hele limanın içerisindeki yapılmış olan binalardan asla yükseltmedik ki geri plandan, yani güneyden kuzeye doğru bakan bir göz bunu bir bariyer gibi denizin veya denize doğru olan bakış açısında kapatan bir görüntü içermesin diye. Hemen, bu önemli. Bilim Müzesi'nden de bahsedelim. Panorama 1919 ile ilgili bir konu var. Onu konuşacağım. Evet. Ama bilim müzesinden bahsedelim. Bunlar ne? Bakın bu da bilim müzemiz. Bunu da Tekeköy'ü hemen geçer geçmez, Selyeri Köprüsü'nü geçer geçmez sağda gıda organize sanayinin oradaki alana bunu yapıyoruz. Bunu da bunun projesi de hazır. Bunu ihale etme aşamalarına neredeyse geldik. Bunun inşaatını tamamen biz yapıyoruz. Ama bunun inşaat bedelinden daha fazla bunun içerisindeki konfigürasyonun, yani bilim ve teknoloji adına bunun içine konacak olan robotların vesairelerin, çocukların bilime ve teknolojiye dönük olan eğitsel faaliyetlerinde kullanılacak olan alet edevatı TÜBİTAK sağlıyor bize. Biz buna bir 15 milyon TL civarında para harcayacağız yaklaşık. Arsa bedelini hiç katmıyorum içine. Arsası da neredeyse bir 5 milyon TL'lik bir arsayı bu işe ayırdık. Havaalanına giderken sağ taraf çok havaalanına giderken yani. Sağ tarafta. Son derece şık bir modern görüntü olacak. Havaalanından gelen birisi görselliğiyle bu tür tesislerle kentsel gelişmişliğimizi şey yapacak, algılayacak. Bu Bilim ve Teknoloji Müzemiz. TÜBİTAK'la protokolla yapıyoruz. Biz inşaatına en geç 3 ay içinde başlıyoruz bu işin. En geç 3 ay içerisinde şeye de başlıyoruz. Arkeoloji ve Etnografya Müzemiz'e de başlıyoruz. Zaten bir ay içerisinde şeye başlıyoruz, siz söyleyin. Panorama 1919'a başlıyoruz. Bu çok... Panorama 1919'u Gençlik ve Spor Bakanlığımız yapıyor yalnız. Orada haksızlık etmeyelim. Biz sadece büyükşehir olarak onun etrafında peyzajına vesaireye katkı veriyoruz. Ama bu müze, işte Panorama 1919 bu. Panorama 1919 Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait olan eski Yaşar Doğu Spor Salonu'na yeni bir kabuk giydirerek, ona yeni bir şahsiyet kazandırarak ve çocuklarımıza 19 Mayıs 1919'un tarihsel dinamizminin bütün ayrıntılarını yer yer elektronik, yer yer elektronik dijital ortamlarda, yer yer bir takım fiziksel objelerle, heykellerle vesaireyle, yani Panorama 1453'te
daha ziyade fiziksel objeler var. Ama Panorama 1919 daha elektronik anlatımla gençlerimizin daha fazla dikkatini öyle çekmeyi hedefleyen bir teknolojiyle yapılacak inşallah. Ki hazırlığı öyle yapıyorlar. Samsun'dan daha fazla da hak eden bir şehir yok. Çünkü meşalenin yakıldığı yer gerçekten evet. Samsun. Bu hafta da 19 Mayıs 1919'un kutlandığı bir haftaydı. Evet, Samsun bugün, bu işi bütün coşkusuyla evet, kutladı. Evet, evet, biz de 2 dakikalık bir görüntümüz var. İlk defa Türkiye televizyonlarında Bandırma Vapuru'nun içerisinde seyahat etmiş bir yüzbaşıyı. Evet. Sevgili güzel. Behçet Adil'in kendi sesinden o yolculuğu dinlemiştik Baki Sarı Sakal'la. O görüntüleri izleyelim. Orada yaptığımız büyük dönüşümü heyecanlı Samsunlar anlaması açısından, Samsunların anlaması evet. açısından tariflemenizi istiyorum. Kurtuluş İskelesi, Bandırma, özür diliyorum, Panorama 1919 ve Yeni Cumhuriyet Meydanı birkaç sene içerisinde yine başka bir görünüme bürünecek. Ondan özellikle bahsetmenizi İnşallah. İstiyorum. Şimdi olur. O görüntüleri hep birlikte Tabii, izleyelim değerli izleyiciler. Daha önce de müfettişlik karargahında lüzumlu olan sivri malzemeyi almıştım. Ve Bandırma Vapuru'na yollamıştık. Hatta Bandırma Vapuru'nu bir defa da ben teftiş ettim. Acaba temiz mi değil mi diye. Hemen bile baktım, bütün kameralar hepsi tertemizdi. Geldim, onu haber verdim şeye. Mustafa Kemal Paşa'ya. Ondan sonra karar verildi. Bunu da artık bekliyorduk. Mustafa Kemal Paşa geldi. Arabasından indi. Arkasından Fethi Okyar geldi. Onun arkasından Rauf Orbay geldi. Ayakta ipiyle çelik saat, yarım saat kadar konuştular. Ondan sonra Mustafa Kemal Paşa bir motorlu sandala bindi. İpice uzakta, yurdumdan uzakta demirlemiş olan Bandırma Vapuru'na hareket etti. Arkasından biz de bir sandalla vapura hareket ettik. Vapura çıktık. İAŞ maddelerimizi şeyden almıştık. Galata'daki, işedeki, Rütüm'deki büyük bakkaliyelerden tamamıyla almıştık. Artık karıyla irtibatımız kesilmişti. Vapurumuz hareket etti. Ettik, vapura çıktık. Evet. Yani şimdi İstanbul'dan çıkışı anlatıyor. İstanbul'dan çıkan Bandırma Vapuru'nun Samsun'a gelirken hikayesini torununun şey yok ama değil mi? Samsun'a çıktıktan sonraki süreci anlatmıyor. Hayır. 14 dakikalık bir kayıt. Belki de o da olsaydı. Sadece yani. Evet o olmuş. Tabii ondan sonrasını bizim tarihçilerimiz yazıyor. Özellikle Baki Sarı Sakal zaten evet. bu konuyla ilgili çalışmalarını sizinle sürekli paylaşıyor. Samsun gerçekten hep vurguladığınız gibi isimler arıyorlar bazen. Ama 19 Mayıs 1919'un Türkiye'ye hayat verdiği, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm noktasını oluşturan bir şehir. Ve bunu bizden başka da sahiplenebilecek işin doğrusu başka bir şehir de yok. Panorama 1919 tam bu amaçla yaptığımız bir şey demiştiniz bana daha öncesinden. Şimdi sadece Panorama 1919 olarak mı algılayacağız bunu yoksa bu büyük projeyi bize bir daha anlatır mısınız? Şimdi buna biz 19 Mayıs 1919 izleyi diyoruz. İzlek veya rota diyoruz.
Bu rota, bu izlek aslında bir çevre projesi. Yani Atatürk'ün karaya ayak bastığı iskeleden, yani sahil yolundaki iskeleden, o kurtuluş yolundan başlayan, Cumhuriyet Meydanı'nı içine alan, Atatürk'ün heykelini içine alan ve Cumhuriyet Meydanı etrafını içine alan, oradan Mıntıka Palas Oteli'ne kadar giden o caddeyi içine alan bir yeni vizyon projesi bu. Burada bütün mevcut malzemeler, şehir mobilyaları yenilenecek. Yani buraya yepyeni bir kimlik kazandırmayı düşünüyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nın etrafındaki binaların cepheleri, efendim tabelaları, oradaki oturaklar, işte çöp kutuları, aydınlatma üniteleri, o yunuslardan oluşan havuz, Atatürk'ün heykeline kadar olan o çocuk oyun bahçesi vesaire. Bütün bunların hepsi ele alınırken hatta biraz daha projeyi büyütelim dedi proje müellifi. Bu işi Şer Kavşağı'na kadar alalım. Büyütelim. Emre Aralat'ın projesi. Lise Caddesi'nden, Lise Caddesi'nin denize doğru bağlantısının önündeki engel olan gar binalarını kaldıralım. Luna Park vesaire gibi oralardaki o minibüs vesaire, işte durak vesairelerini kaldıralım. Buraların tümünü denizle buluşturalım. Bu tarihsel, denizle buluşturmaktan öteye bu tarihsel kimlikle giydirelim. Yepyeni bir elbise giydirelim. Evet. Buraya geldiğiniz zaman kendinizi başka bir dünyada 19 Mayıs 1919 tarihsel hadisesinin yansımalarıyla yüz yüze hissedin. Bunlar yer ama bugünün teknolojisiyle ilişkilendirilmiş bir şekilde. Tabii bugünün yer yer işte mobilyalarıyla, aydınlatma unsurlarıyla, peyzaj unsurlarıyla, bir takım söylemlerle, işte boardlarla, işte ne bileyim granit panolar üzerindeki görsellerle vesairelerle bir tarihsel rota, izlek haline burayı getirelim. Bu bir açık hava müzesi gibi bir şey olsun. Yani 19 Mayıs 1900 açık hava müzesi olsun. Evet. Yani bir geniş alanda. Öyle bir hale getirelim ki turlarla insanlar buraya gelsin. İnsanlar buraya gezmeye gelsin. Ankara'dan otobüslerle insanlar buraya gelsin. Çanakkale'ye gidiyorlarmış gibi. Çanakkale'ye gidiyorlarmış gibi insanlar buraya gelsin. Anlatabildik herhalde tam evet. Net bu projeyi. Bu bir dönüşüm projesi. Onunla da sınırlı kalmıyor. Anladım bildiğim kadarıyla Kuyumcular Çarşısı'nın arası. Eski Bezesten'i içine alan. Eski Samsun Kalesi, Saathane. Yani Samsun Kalesi'ni içine alan, Bezesten'i içine alan, Çiftahamam Caddesi'ni de içine alan bir dönüşüm uygulayalım. Ama bu dönüşüm ilk etapta biraz önce söylediğim öncelikli olarak Kurtuluş iskelesi, Kurtuluş Yolu, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk'ün heykeli, Atatürk Parkı, Vidinli Oteli ve oradan Cumhuriyet Meydanı, oradan Mıntıka Palas Oteli'ne giden o şey... Konak sinemasının önü diyelim. Konak sineması değil. Şey tarafı, eski Doğum Evi tarafı. Doğum Evi tarafı. Yani Vidinli Otel'in karşısından yukarıya doğru giden cadde ve işte Atatürk'ün kaldığı Mıntıka Palas Oteli, Gazi Müzesi şu andaki adıyla. Bütün bu alan, meydan da dahil, kendi bütünlüğü içerisinde birbiriyle uyumlu bina cepheleri, tabelalar, oturaklar, işte ne bileyim her türlü peyzaj ünitesi, su, ışık ve diğer görsellerle birlikte bir açık hava müzesi haline getirilmeli projesi var. Şimdi bu projenin hazırlıklarına başlattık proje müellifini. Bir genel konsept projesi bize getirdi. Yarın da biraz konuşacağız. Bizim yarın da Estetik Kurul'un bir sempozyumu var şeyde, bizim Kültür Sanat evet. Merkezi'nde. Orada da bunu biraz tartışacak arkadaşlar. Ve bu proje önümüzdeki 19 Mayıs'a kadar yetişecek. Zaten Cumhuriyet Meydanı çok yıprandı. Kötü bir meydan oldu. Belki o altındaki otoparkı yıkıp onu iki katlı otopark haline belki getireceğiz. Hatta benim hayalimde yapabilsek, becerebilsek Cumhuriyet Meydanı'nın kenarındaki bu 19 Mayıs bulvarını alta alabilsek, yani yer altına alabilsek ve Cumhuriyet Meydanı ile birlikte Bulvar AVM'nin önündeki meydanı bütünleştirebilsek, yani bir anlamda Cumhuriyet Meydanı'nı daha büyük bir meydan haline dönüştürebilsek, yani 19 Mayıs bulvarıyla yarılmış
bir cumhuriyet meydanı ile karşı karşıyayız şu anda, değil mi? Evet. Yani aslında Bulvar AVM'nin önündeki alanla Cumhuriyet Meydanı'nın arasından geçen 19 Mayıs Bulvarı'nı eğer alta alabilsek, onu bir alt geçit şeklinde geçirerek Cumhuriyet Meydanı'nı Bulvar AVM'nin önündeki meydanla bütünleştirebilsek, meydan çok daha kimlikli, çok daha karakterli hale gelebilir. Oradan ta şeye kadar da... Kuşun olduğu yere kadar mı? Hayır, iskeleye kadar, yani Bandırma, daha doğrusu Kurtuluş Yolu iskelesine kadar çok 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 değişik bir şey, formasyon kazanmış olur diye düşünüyoruz. Panorama 1919 Müzesi ile beraber. Daha iddialı şeyler söylenebilir. İşte Ziraat Bankası'nı kaldırabilsek, Ziraat Bankası'nın yanındaki binaları kaldırabilsek, Vidinli diyorum, Yafeya Oteli kaldırabilsek ve işte bu genişletme projeksiyonu böylece daha da kimlikli hale gelir, ama bu bir güç meselesi, bir kaynak meselesi. Zaman içinde belki bunlar da konuşulacak, bunlar da olacak. Şimdi bütün bunların yanı sıra... Paris'te Concord Meydanı böyle olur. Oluşmuş gibi. Paris'te Concord Meydanı neredeyse bizim Cumhuriyet Meydanı gibi tıkış tıkış bir yermiş. Yıllar içerisinde hep böyle kaldırarak tarihsel kimlikli binalara kadar getirilip dayanmış. Şu anda Concord bütün Paris'te, bütün Fransa'nın, bütün milli bayramlarının etkinliklerinin kullanıldığı, yapıldığı ve bir meydan haline geldi. Döviz girdisinin de kaynaklarından bir tanesi. Evet. Şimdi TÜYAP kitap fuarında Buket Uzuner'le karşılaştık. Mutlaka çok met etmişler çünkü. Kent Müzesi'ni. Kendimi iyi hissetmediğim zamanlarda mutlaka müze ziyareti yapıyorum demişti. İlerleyen zamanlarda Buket Uzuner'in kitaplarına girecek çalışmalardan birisi haline geldi Kent Müzesi. Evet. Siz bekliyor muydunuz Avrupa'da 6. ödül alacak standartta bir yer? Buraya o Avrupa Müze Akademisi'nin bir uzmanı geldi. Uzman bizi tabii heveslendirdi. Bizim öyle bir beklentimiz yoktu, öyle bir iddiamız da yoktu. Şu anda oradan, evet, burada evet. Sizinle özellikle güzel evet. bir program yapmıştık. Evet. Evet, o bizim müzemizi çok beğendi ve bizim bu yarışmaya dahil olmamıza yönelik bizi motive etti. Biz de Profesör Doktor Metin Sözan Hoca var. Bizim Tarihi Kentler Birliği'nin birçok projesi ve programına destek olan Metin Sözan Hocamız var. O da bizi teşvik etti. Girelim bu yarışmaya falan dedi. 49 şehir kent müzesi girdi bu işe. Başlangıçta işte ilk 16'nın içine girdik. Sonra 10 tane daha elendi ve biz ilk 6 içerisinde dünyanın diyorum, Avrupa'nın en güzel 6 müzesinden birisi olduk. Burayı şimdi daha güzelleştireceğiz. Biliyorsunuz yanındaki baroyu oradan çıkaracağız. Baromuza yeni bir yer yapacağız başka bir yerde. Baronun olduğu binayla da bütünleştirerek kent müzemizi belki de dünyanın en birinci müzelerinden birisi haline getireceğiz inşallah. Kent müzemiz çok şık olacak. Bununla birlikte yine konuşulacak çünkü çok konu başlığı daraldı gibi. Biraz müzemiz. Yani o yeni bina ile birlikte müzemiz çok daha... İlçelerde de bu tip çalışmaları önemsiyorsunuz. Tabii özellikle Tütün Müzesi var. Müzesi, şeyde, Çarşamba'da, işte, Bafra'da. Bafra'da, Alaçam'da Mübadele Müzesi var. Bunları hep teşvik ediyoruz. İşte şeyde Kavak'ta Yaşar Doğu'nun rahmetliğin babası vefat ettikten sonra annesi ile birlikte kaldığı, annesinin babasının evine taşınarak kendi köyüne taşınmasından sonra Yaşar Doğu'nun çocukluğunun geçtiği binayı Yaşar Doğu Müzesi olarak yaptık. Evet, İbrahim Bey bahsetmişti. Bu gelişmişlik göstergeleri bunlar. Dünyanın gelişmiş şehirleri bu tarihsel değerlerini bir turizm ögesi haline getiriyorlar. Bir yaşamın kalitesini yükseltici unsurlar haline getiriyorlar. Bu Antep'te de böyle yapılıyor, Ankara'da da böyle yapılıyor, İstanbul'un ve dünyanın bütün büyük metropollerinde müzecilikle ilgili altyapı şehirciliğin ve gelişmişliğin göstergesi olarak yükseliyor. Samsun'umuzda böyle bir eksikliğimiz vardı ama anca sıra geldi. Yani anca bu mevcut altyapıyı, bu dönüşümleri, değişimleri
yaparken bir taraftan buna mesela sağ tane hadisesi evet. Uzun yıllar gece kondu gelen sorular içerisinde geldi. O da var. Ne var durumda yani. son durum? Çok iyi gidiyor. Her şey gayet yolunda. Hiçbir sorun yok. Hiç acele etmesinler. Projemiz bitmek üzere. Proje bittikten sonra hemen seri bir şekilde restorasyon ihalelerini yapacağız. Hatta vakıflara, bazı ihaleleri vakıflara yaptıralım diyoruz. Vakıflar diyor ki biz yapalım. Yani bizim binalarımız bunlar. Biz yapalım, size verelim. Siz işletin, burayı müze yapın, işte ne bileyim ben kafeterya yapın, hanı sergi salonu yapın vesaire. Hamam zaten yine hamam olarak kullanılacak. Ama biz Sinan Bey burada bir şeyi daha bütün şeyle, iştenliğimle söylemek istiyorum. Buyurun. Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi binasının dışındaki diğer binayı da kaldıralım oradan istiyoruz. Şu anki Büyükşehir Belediyesi'nin. Şu andaki Büyükşehir Belediyesi'nin. Düşüncelerinizde var mı zaten? Evet var ve eğer bu eski havaalanının altındaki alanları Milli Savunma Bakanlığı'ndan alabilirsek çok kısa bir sürede orada Büyükşehir Belediyesi binasını yapalım. Meydana katalım, sahathaneye katalım. Sahathaneyi bizim Büyükşehir Belediyesi tarihi binasını da içine alan bir meydan haline getirelim. Dolayısıyla sahathanenin içinde han olacak, Büyükşehir Belediyesi olacak, hamam olacak, medrese olacak. Yani belki bunlar, bir müddet sonra kale, Samsun Kalesi. Kalede izlek olarak müddet. Çıkarsa eğer şu kalenin izleri onlar da açığa çıkarılacak. Sahathanenin denize doğru olan dönüşündeki o öndeki binaların tamamını oradan kaldırmayı hedefliyoruz. İstimlaklarını yapıp bedellerini ödeyip onları oradan kaldırmayı düşünüyoruz. Yine bir... O zaman işte eski Samsun kenti, kent çekirdeği diyebileceğimiz sahathane tarihsel bir şey olarak, kentsel hafıza olarak, içerisinde ortaya kentsel çıkmış. Kentsel hafıza güzel bir kelime. Kentsel hafıza olarak orada şehrin ilk kurulduğu alan olarak yerini bulmuş olacak. Evet, insanların dikkatini çekecek. Evet. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm noktası olan evet. Şehre damga vuracak diğer bir projede yanında olacak zaten. Modern zamanın gelişmeleri, işte 19 Mayıs izleyi dediğimiz koridor, o da bir işte bir açık hava müzesi gibi pırıl pırıl insanların gelip gezme ihtiyacı duydukları, dilden dile Türkiye'nin her yerinde konuşulan bir açık hava müzesi haline gelecek dönüşecek. 19 Mayıs koridoru. Peki kamu kampüsü projenizde var. Yine valiliğin, büyükşehrin bunun eş zamanlı büyük galiba askerinin olduğu yer. Ama çok zorlanıyoruz. Yani Milli Savunma Bakanlığı'ndan işte bugünlerde haber bekliyorum. Bir fiyat istediler bizden o kamu kampüsünü yapacağımız binaların olduğu yer. Çok büyük fahiş bir fiyat istediler. O fiyatla bizim oraya almamıza imkan yok. Biz o fiyatla dışarıdan da yer alabiliriz. O zaman kalsın falan deme noktasındaydık. Bir daha dediler yapalım, bir kıymet takdiri daha yapalım dediler. Yapın dedik, yoksa o fiyatla biz alamayız orayı dedik. O da şehri çok rahatlatacak bir proje olacak. O olursa İlk Adım Belediyesi'ni oraya taşıyacağız. Belki valiliğimizi de oraya taşıyacağız. Büyükşehir Belediyesi gibi. Belki başka kamu kuruluşları şehrin önünde şu anda telaffuz etmek belki erken olabilir. Başka kurum ve kuruluşlar orayı tercih edecekler çünkü... Hepsi kamusal faaliyetler, valilik, belediyeler vesaire, İlk Adım Belediyesi. Belki İl Emniyet Müdürlüğü'ne belki acele bile edildi. İl Emniyet Müdürlüğü de orada olabilirdi. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani tabii. Şu anda Eğitim Fakültesi'nin arkasında yapılan. Belki Eğitim Fakültesi'nin arkasında İl Emniyet Müdürlüğü olarak yapılan bina başka bir amaca döndürülebilir. Emniyet Müdürlüğü de oraya taşınabilir. Bunlar önümüzdeki zaman içerisinde şehrin yeni... kompozisyonunun, yeni yerleşkelerinin oluşturulmasındaki perspektifin temel parametreleri olarak yerleşecek inşallah diye düşünüyorum. Doğu Park ve Batı Park yapmadan önce hayır, yani bu sadece böyle değil. Doğu Park'ı, Batı Park'ı yapalım ama ben deniz taşıtını kullanmadığımız zaman deniz şehrinde yaşadığımı düşünemiyorum demiştiniz. Evet. Bununla ilgili ilk adım atıldı. Çobanlı İskelesi. Çobanlı İskelesi yavaş gidiyor biraz yalnız. Müteahhit çok başarılı değil, bizi üzüyor. Bir takım kendine özgü sorunları var, problemde ekonomik problemleri var. Biz teşvik etsek de çok yavaş ilerliyor. O konuda arkadaşlarımız da üzülüyorlar. Şu ana kadar bitirecektik biz Çobanlı İskelesi. 300 metre uzunluğunda, hatta yanlış hatırlamıyorsam 350 metre uzunluğunda bir büyük iskele. Arkadaşlarımız gösterecekler şimdi. Yani Samsun'dan çıkıp, yani kent işte limanın içinden çıkıp bir deniz taşıtı Kurupelte kadar güvenle gidebilecek o iskele olunca, olabilecek olan bir deniz şeyinde... Olumsuzluğunda hemen gidip oraya halat atabilecek, kendini bağlayabilecek. Hem de yani ufak bir teknenin değil,
irice bir geminin de bağlanabileceği, mesela Samsun'un bir gemisinin de bağlanabileceği bir konstrüksiyonda onu yapıyoruz. Bir ankraj kalitesinde yapıyoruz. Ekranda görünüyor. Ama müteahhidi istediğimiz tempoda değil, bakalım önümüzdeki günlerde çözebilirsek sorunlarını. Böylece de Samsun şehri önünde deniz taşıtı kullanma tembelliği, bunlar bu tür yapılarla kırılmış olacak. O açıdan önemliydi. Sosyal projelerden biraz kısaca bahsetmek gerekirse bunların üzerinde durabiliriz efendim. Gülsan Sanayi sitesi ile ilgili de bir mesajınız vardı. Evet. Bu bundan. Bitti artık Gülsan Sanayi. Artık kaldırılması mecbur oldu. Kaldırılmaya mecbur olduğumuz ne durum efendim? Peki oradaki yani insanlarla... Biz kendimizi hazırlıyoruz. Yani iktisaden kendimizi hazırlıyoruz. Hazırlayınca süratle kamulaştırmalar yapacağız orada. Yani onun için oradaki insanların hakikaten kendilerine özellikle bu raylı sistem vesaire yaparak hızla yeni gelişecek ve yeni gelişmekte olan küçük sanayi sitelerinin ilk adım örnek sanayilerine doğru, Kirazlığa doğru olan alanlarda kendilerine yer bulmaları lazım. Birçok kişi de oralarda yerlerini alıyor zaten. Öyle ben mi? Görüyorum. Peki bir de bugün yine çok kısa da olsa Keresteciler Sitesi'nin yeni yerine gittik, Koybeli'ne. Evet. Yani buna benzer oluşumların içerisinde olacağız tabii. Olacak mısınız? Yani yine küçük sanayi sitelerinin yöneticilerinin bir takım önerileri olursa, bir takım girişimleri olursa onlara bu kerestecilere sağladığımız imkanlar türünden imkanları sağlayarak onları da mobilize etmek için kolaylıklar sağlama yönünde gayretler içerisinde olacağız. Ama bu projeleri döndürmek biraz daha iktisadi planlamayla gerçekleşiyor. Şu anda içinde bulunduğumuz süreçte iktisaden kendimizi donatma konusunda bazı sorunlarımız var. İşte biraz önce anlattığım gibi çok ciddi günde 1 milyon 750 köylerde milyon. Müthiş bir şey yapıyoruz. Dönüşüm işi gerçekleştiriyoruz. Kaynak harcıyoruz. Tabii bunu biraz önce de söyledim. Şüphesiz ki seçime kadar hazırlamayı düşündüğümüz bir atraksiyon vardı. Ama seçimden sonra da hiç hız kesmeden devam edeceğiz. 4 sene daha biz buralarda bu yönetim, yani bizim seçildiğimiz seçim periyodumuz biliyorsunuz 2019'un Nisan'ına kadar biz bu köylerimizde muhtarlarımızla birlikte bu 1200 civarındaki muhtarımızla birlikte çalışacağız. Evet. Geçen hafta toplantılar yapıyoruz. Dönerli olarak hep toplantılar yapıyoruz. Evet. Telaş içinde olmayın. Yaslanın geriye. Hepinizin, bütün bu ilçelerin, bütün köylerimizin modernizasyonunda en yakınınızda olacağız ve bunların bütün eksikliklerini giderme yönünde çok büyük enerji kullanacağız diyoruz. Ve bu arada tabii seçimle de ilgili destek istiyoruz. Biz sonuçta siyasi bir hareketin de belediyesiyiz. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Diyoruz ki bir taraftan da seçime yönelik giden süreç içerisinde de duyarlı olun ve seçimden istikrar çıksın. Ve istikrarla birlikte de geleceğe yönelik daha hızlı koşar adımlarla ilerleyelim diyoruz. Bunu da çok önemsiyorum tabii. Bunu da bir vesileyle burada da söylememde yarar var. Şimdi tabii çok yani gergin... Yani hizmet yapılıyorsa, hizmetle ortaya koyduğumuz bu büyük performans bir şekilde siyasetin dönemeç noktalarında bir şekilde insanlarımız tarafından da takdir edilmeli. Ve siyaseten de bir şekilde bu siyasi kazanıma da dönmeli diyerek de muhtarlarımıza, halkımıza bu ilçelerimizi gezerken bu şeyimizi söylüyoruz. Sonuçta ben AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Seçime giden süreç içerisinde de partime de destek istiyorum. Çok açık bir şekilde istiyorum ve bunu da anlayışla karşılıyor muhtarlarımız, halkımız, insanlarımız. Bu büyük dönüşümü ve bu büyük gayreti ve büyük operasyonu yaparken diyoruz ki işte bunu biz partimizin ortaya koyduğu vizyondan alıyoruz, güvenden alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın, bakanlarımızın bize yönelik teveccühünden ve bize yönelik bizi yönlendirişlerinden alıyoruz bu enerjiyi. Diyerek de bunu siyasi bir sürecin de aslında olumlu gelişmesine bir katkı olarak da talep ediyoruz tabii ister istemez. Tabii ben daha çok milletvekili adayları ile bu konulara oturuyoruz. Çok daha detaylı, derin konuşuyoruz ama tabii siz bir işte
yerel yönetici olarak ağırlıklı olarak Samsun'da bu gerilen siyasi ortamın dışında neler oluyor? Bunları arzu tabii. ettim konuşalım diye. Tabii. Ama en nihayetinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir parçası. O da demokrasimizin güzel bir sonucu. Seçimde, siyasette, parlamenter demokrasinin ortaya çıkardığı güzel şeyler bunlar. Bir diktatörlükte yok bunlar. Bir demokratik olmayan bir ülkede bunlar yok. Oluyorsa da çok sanal ve yapmacık bir takım şeylerle oluyor. Ama bizim ülkemizdeki güzelliği bana göre temaşası, işte mitinglerimiz, işte görseller değil mi? İşte bunlar demokrasi güzellikleri. Bunları da birer güzellik gibi görmek lazım. Şimdi 7 Haziran günü herkes gidecek. Ülkenin 4 yıl daha yönetiminde söz konusu olacak olan değil mi? Siyasi parti tercihini kullanacak. Milletvekili arkadaşlarımızın seçilmesini sağlayacak olan tercihi kullanacak. Bu da demokrasimizin bir güzelliği. Biz bu hizmetleri yaparken bu demokrasinin siyasete yansımış olan boyutunda daha fazla pay almayı hedefliyoruz. Hizmet de sonuçta halkın takdirini kazanmak için yapılıyorsa, halkın takdiri de sizi yeniden göreve getirmeye, sizi siyaseten parlamentoda da daha güçlü hale getirmeye dönüyorsa, bu karşılıklı böyle birbirini tamamlayan bir dinamizmdir diye düşünüyorum. O bakımdan da sizin de vasıtanızla burada yani bu 7 Haziran seçimlerinde katkı bekliyorum, destek istiyorum vatandaşlarımızdan partime. Bütün samimiyetimle bunu söylememde de yarar var. Peki kısaca da olsa konuşalım. Tabii. Öngörünüz nedir? Yani bu seçimlerde gittikçe gerilen ve sertleşen bir üslup var AK Parti ve HDP arasında, özellikle HDP'nin barajı geçiyor olma olasılığı, diğer muhalefet partilerinin performansı, AK Parti'nin tek başına hükümet kurabilmesiyle ilgili olasılıklar, olasılıksızlıklar, bütün bunların hepsine baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Nasıl bir öngörüye sahipsiniz? Hiçbir sorun yok. Yani bu seçim sonuçları yine Türkiye'de inşallah parlamentoda AK Parti'nin tek başına iktidar olmasını, tartışmasız bir şekilde seçimin galibi olarak ortaya çıkmasını sağlayacak. Kamuoyu anketleri falan da onları gösteriyor. Kimsenin endişe etmesine gerek yok. Ama seçim satım halinde kimse ben sonucu iyi görmüyorum demiyor tabii. Bütün siyasi partilerin liderleri ben de izliyorum. Onlar da hep seçimin tartışmasız başarılısı biziz falan diyorlar. Öyle diyecekler. Öyle demeleri halinde ancak kendi güvenlerini ve tabana yönelik olan umutlarını vermeye çalışıyorlar. Ben de ona benzer bir söylem kullanıyormuşum gibi olmasın ama görünen o. Biz de yaptırıyoruz anketler falan. Partimizin kazanımları gayet iyi yani. Peki efendim. Gayet iyi. Yeni stüdyolarımızda sizi ağırladık. Başarılar diliyorum. Güzel olmuş. Hayırlı olsun. Allah muvaffak etsin. Gönlümüze göre olsun. Bu da benim Samsun'umun bir kazanımı. Evet. Bu güzellikler de benim şehrimin bir kazanımı. Bu güzellikleri gördükçe kim yaparsa yapsın ben mutlu oluyorum ve bu güzellikleri şehrimize kazandıranlara da ben sizin vasıtanızla teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyorum. Güzel olan şeyler yapmak durumundayız. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakabilmek için daha çok çalışmamız gerektiğini her defasında vurguluyorum. Güzel şeyleri hak ediyor Samsun. Güzel şeyleri hak ettiği oranda da giderek gelişiyor, güzelleşiyor, büyüyor, dönüşüyor. İnşallah çocuklarımız bizi hayırla yad edecekler, bizi takdirle yad edecekler, bize teşekkür edecekler, bize Allah razı olsun dileklerini bizden esirgemeyecekler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ben katılımımızdan dolayı. Neler oluyor? Birinci ağızdan, sizin ağzınızdan bunları duymamız önemliydi gerçekten. Sivil toplum örgüt yöneticileriyle de aynı heyecanı, duyguyu paylaşıyorsunuz. Daha önce de ifade ettiğim gibi buna benzer, bu formatta daha doğrusu bir büyükşehir belediye başkanının bir tur operatörü gibi neler olduğunu, bittiğini anlatması beni çok heyecanlandırıyor. Ben teşekkür ediyorum. Sizin bu heyecanınızdan dolayı, katkılarınızdan dolayı. Çok sağ olun.
çalışmalarınızda başarılar diliyorum efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Biz de başarılar diliyoruz. Değerli izleyiciler, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'un nabzının bu akşam konu oldu. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz efendim. Onurlu ve gerçek bir insan olmayı başarabilme dileğiyle mutlu geceler diliyorum.